Yeni bir haftadan ana haber bültenimizden iyi akşamlar sayın seyirciler. 2022 Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre Haziran'da TÜFE %4.95 artarken yıllık bazda 78.62 seviyesine yükseldi. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazandı. %34.69 artışla birlikte kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz'dan geçerli olmak üzere %41.69 artış yapıldı. SSK ve Bağkur emeklileri de %42.35 zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Haziran'da %4.95 arttı. Yıllık enflasyon %78.6 ve 12 aylık ortalamalara göre %44.54 artış gerçekleşti. Yılın en düşük artışı %23.74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26.99'da giyim ayakkabı, %27.76 ile eğitim ve %39.34 ile sağlık oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplarsa %123.37 ile ulaştırma, %93.93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %81.14 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplarsa %10.59 ile ulaştırma, %8.34 ile konut, %5.42 ile lokanta ve oteller oldu. Haziran'da en fazla fiyat artışı %24.8 ile şehir gazı ve doğalgazda. En fazla fiyat düşüşü ise %24.85 ile sebzede görüldü. Haziran'da fiyata en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %15.01 ile elektrik, %13.8 ile demir yoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı, %13.13 ile meyve ve sebze suları, %12.46 ile tereyağı, %12.41 ile peynir ve %10.8 ile karayolu ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yer aldı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranında netleşti. Yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı ilave %34.69 artışla birlikte kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz'dan geçerli olmak üzere %41.69 artış yapıldı. Bu kapsamda Temmuz ayı itibariyle aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6.078 liraya çıktı. SSK ve Bağkur emeklileri %42.35 zam alacak. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Uluçay, gün geçtikçe büyüyen Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlanmaktadır dedi. 2002'de 12 bin... AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay bir basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yakup Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz katıldı. Toplantıda konuşan Uluçay, gün geçtikçe büyüyen Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlanmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kaptanlığındaki ekonomi yönetiminin bugün elimize geçen fırsatı heba etmeyeceğini biliyor ve inanıyoruz. Allah'ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bazı ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Haziran ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23.4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. OECD'nin yayınladığı küresel kalkınma hakkında perspektifler raporunda yer alınan 4 farklı 2030 senaryosundan birine göre Türkiye 8 ülke ile birlikte 2030'da yüksek gelirli ülkeler arasında olacaktır. Fitch'in küresel lojistik analizine göre de Türkiye tedarik zincirinin yeni merkez üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Değerli basın mensupları, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde hükümetimiz sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında oldu.
sosyal koruma kalkanı ile verilen destekler Türkiye genelinde her vatandaşımıza ulaştı. Dün vatandaşının ayağına ambulans gönderemeyen, deprem olduğunda olay yerine gidemeyen ülkeden bugünlere gelmek elbette hiç de kolay olmadı. Halkımız da yine ne yaptıysak karşımızda CHP'yi, FETÖ'yü ve PKK terör örgütlerini gördük. Değerli basın mensupları, bugün dünden daha iyi bir seviyedeyiz ama inşallah yarın da bugünden daha iyi bir seviyede olacağız. Artık ekonomisi ve nüfusu ile büyüyen, gün geçtikçe güçlenen bir Türkiye var. Yakın zamanda dünyanın önde gelen 200 markası ile yapılan araştırmada tedarik için Türkiye'yi tercih eden şirketlerin oranının %4'ten %9'a yükseldiğini görmekteyiz. Avrupa Birliği merkezli şirketlerde ise bu oran %14'ten %30'lara kadar çıkmıştır. Bu ne demektir? İngiltere'de halk market raflarında bir şey bulamazken, dünyada tedarik zincirleri kırılırken, Türkiye Avrupa'nın lojistik dağıtım merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Dünyayı iyi okuyan, liyakatli bir kadroyla Türkiye bugün Avrupa'nın üretim merkezi konumundadır. Öyle ki 2021 yılında AB'ye ihracatımız %33 artırılırken AB pazarında da dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna geldik. Bugün karşımıza çıkan ihracat rakamları tabloyu özetlemeye yetse de vatandaşımız yollarda yüklü tır ve kamyonların yoğunluğunu, limanlarda yığılı konteynerları, 3 dakikada bir inen kalkan uçakları, yollardaki arabaları görüyor. Bütün bunlar bir tabloda ele alındığında ekonominin bozuk olduğu iddialarını yalanlamakla birlikte malum muhalefetin hep özlem duyduğu geçmişini de bir nebze olsun hatırlatmıyor değil. Evet, dünya genelinde yaşanan bir sıkıntı olduğu gibi ülkemizde de bir takım sıkıntıların olduğunu görmezden gelemeyiz. İlimizde canlı hayvan pazarında bayram sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor. Kurban Bayramı için Şuhut canlı hayvan pazarında kurbanlıklar göreceğe çıktı. Vatandaşlar sabah erken saatlerde kurban pazarına giderken pazarda 200 kilogramlı kurbanlığın fiyatı 18 ile 20 bin lira arasında değişti. Yok para, bıçak oldu. Bıçak oldu. Hayır, yok para. 250 Büyükbaş hayvan pazarına kurbanlık almaya giden İbrahim Salman, Hasan Aşkın ve büyükbaş hayvan üreticisi İsmail Ölmez şunları söylediler. Kurban almaya gelip nasip olursa almaya uğraşıyoruz, pazarlık yapıyoruz. 20, 18, 22 bu arada fiyatlar normal yani. Öyle aşırı aşırı bir şey yok. Alıyoruz işte, pazarlığı ediyoruz. Bir tür aldık. Alık ki. Mallarımızı getirdik sabahın erken saatlerinde. Satışlar da iyi. Talep var. Allah bereket versin olduğu kadar. 200 kilo hayvanlarımızdan sattık. 180 kilo hayvanlarımızdan sattık. Biz de 21 arasında malımızı sattık değerlendirdik. Türkiye genelinde 781 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılırken bu mahallelerden 20'si ilimizde. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 54 ilde 781 mahalleyi yabancılara ikamete kapattı. Kapatılan mahallelerdeki kayıt işlemleri yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi durumlarında yapılabilecek. Buna göre Urfa'da 124, Antep'te 117, Hatay'da 76, Kilis'te 75, Adana'da 50, Mersin'de 39, İstanbul'da 35, Mardin'de 35 mahalle kayıtları kapatıldı. Bazı mahalleleri yabancıların kayıt işlemleri kapatılan diğer iller ise şöyle. Adıyaman 12, Afyonkarahisar 13, Ağrı 1, Aksaray 9, Ankara 13, Antalya 3, Bartın 1, Batman 2, Bayburt 1, Bilecik 2, Bingöl 1, Bolu 7, Burdur 4, Bursa 10, Çanakkale 6, Çankırı 5, Çorum 5, Denizli 1, Diyarbakır 2, Elazığ 5, Eskişehir 1, Iğdır 1, Isparta 4, İzmir 13, Kahramanmaraş 20, Karabük 6, Kastamonu 4, Kayseri 7, Kırklareli 1, Kırşehir 2, Konya 9, Kütahya 2, Malatya 7, Manisa, Muğla, Muş, Sinop, Trabzon ve Yozgat 1, Nevşehir 13, Niğde 5, Osmaniye 7, Samsun, Sivas, Uşak ve Yalova 3. Afyonkarahisar'da da 20 mahallede yeni yabancı kaydı işlemine kapatıldı.
Kent merkezinde 12, Dinar'da 7 ve Emirdağ ilçesinde 1 olmak üzere toplam 20 mahallede yabancı uyrukluların kaydına izin verilmeyecek. Afyonkarahisar merkezde OSB mahallesi Erenler, Zafer, Yunus Emre, Mecidiye, Marulcu, Darıcep, Pakıpaşa, Yarenler ve Sümer mahalleleri, Burhaniye ve Saadet köyü, Dinar'da Yüksel köyü sağ başlı mevkii, Cami Kebir, Toptepe ve Üçlerce mahalleleri, yine Yüksel köyü Akkanatlı mevkii, Toptepe ve Üçlerce mahalleleri, Emirdağ'da da Tepeköy köyü yabancı kaydına kapatıldı. İlimizin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen tarihi sokaklardaki sokak sağlıklaştırma çalışmaları 3. etabıyla sürüyor. Proje çerçevesinde bölgedeki 98 tarihi konak ve evi ev restore edilecek. Afyonkarahisar Belediyesi sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında tarih kokan Afyon evlerini aslına uygun olarak restore etmeye devam ediyor. 3 etaptan oluşan proje kapsamında 2 etapta yapılan çalışmalar tamamlanırken 3. etapta bulunan 98 evin restorasyonu devam ediyor. 35 milyonluk yatırımla şehrimizin kalbi niteliğindeki Afyon konakları sokak sağlıklaştırma projesiyle aslına uygun şekilde restore ediliyor. Mahalle kültürünün sergilendiği nadir yerleşim yerleri arasında olan bu konaklar yapılan çalışmalar sayesinde ihtişamını tekrar kazandı. Kentin tarihine ışık tutacak restorasyon ve çevre düzenlemelerine önem veren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek önderliğinde Taca Ahmet ve Yukarı Pazar mahallelerinde bulunan Afyon evlerinin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan sağlıklaştırma projesi kapsamında tarihi konaklar aslına uygun hale getiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde tarihi özelliği olan evlerin dış cephesi aslına uygun olarak restore edilip renklendiriliyor. Bu projede yer alan son ve 3. etapta bulunan 98 tarihi yapı yeniden hayata kazandırılacak. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'ın geleceğine yapılan yatırımların tüm hızıyla sürdüğüne dikkat çekerek, hedefimiz Afyonkarahisar'ı duyurmak ve tanıtmak dedi. Yukarı mahallelerimizde 400'e yakın Anıtlar Kurulu tarafından tescilli konağımız var. Sokak sağlıklaştırma programlarımızla restore ederek turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Bu senede 2022 yılında da Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızla yapmış olduğumuz ziyarette gene 4 milyon hibe, 16 milyon kredi olmak şartıyla kalan 98 konağımızın restorasyon işlemleri için aşağı yukarı 35 milyonluk bir bütçeye ihtiyaç vardı. Ziyaretini de yaptık. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 3. etap olarak da onu tamamladığımızda sokak sağlıklaştırma işlemimiz tamamlanmış olacak. Tarihiyle, kültürüyle Afyon'un o güzel mekanlarını halkımızın ve turizmin kullanımına açıyoruz. Mahalle kültürünün en yoğun yaşandığı mekanlar buralar. İnşallah bu sene bazı bölgelerimize Taci Ahmet, Ak Mescit ve Burmalı mahallelerimize de doğalgaz çalışmalarımız olacak. Doğalgaz çalışmalarımız da bittikten sonra o tarihi dokumuz biraz daha, yani kömür yakımından cephe kirlenmeleri oluyordu. Hem ondan hem hava kirliliğinden kurtarılmış ve turizme katkı sunmuş olacak. Sayın seyirciler, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi mirasçılara müjde niteliğinde bir karara imza attı. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi mirasçılara müjde niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, vefat edenin emekli ikramiyesinin kanun gereği hak sahibi mirasçılara ait olduğunu, tereke yani mal varlığı çerçevesine dahil edilemeyeceğine hükmetti. İçtihat bülteninden edinilen bilgiye göre vefat eden ZG isimli bir vatandaşın emekli ikramiyesi yasal mirasçılarına devredildi. Vefat eden ZG'den alacaklı olan kamu kurumu, emekli ikramiyesinin iadesi için icra takibi başlattı. Mirasçıların itirazı üzerine takip durduruldu. Kamu kurumu bu kez 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat etti. Davacı, kurum avukatı, borçlu olan miras bırakan ZG'nin mirasının en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından 2. Asli Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla reddedildiğini hatırlattı. Mirasçıların avukatı, davacının alacağını takip ettiği icra dosyasında
haciz konulan muhrisin emekli ikramiyesi ve maaşının ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı hak ve borçlarının tümüne verilen ad olan terekeye dahil olmadığını belirterek mirasçılara ait olduğunun tespitini ve terekenin bu şekilde tasfiyesini savundu. Mahkeme iflasın kapanmasına hükmetti. Karar mirasçıların avukatı tarafından emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye dahil olmadığı gerekçesiyle temyiz edildi. Emsal nitelikte karara imza atan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi emekli ikramiyesinin mirasçılar tarafından alınmasını yerinde buldu. Kararda ölenin en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddolunan mirasın sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edildiği hatırlatıldı. Tasfiye sonunda arta kalan değerler mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceğinin vurgulandığı kararda 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89'a 10. maddesinde sosyal güvenlik kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenlerle ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyelerinin kanuni mirasçılarına ödeneceği düzenlenmiştir. Emekli sandığınca yapılan toptan ödeme mirasçılara ait olduğu için terekeye eklenmez. Kanun gereği mirasçılara verilen bir para olduğu için tenkis davasına konu teşkil etmez. Somut olayda miras bırakan ZG, 2 Haziran 2011 tarihinde vefat etmiş, en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından miras reddolunmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın yazısında belirtildiği üzere, ZG'ye kamu emeklisi olması nedeniyle 40 bin lira emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilmiştir. Mahkemece, emekli ikramiyesinin kanun gereği hak sahibi mirasçılara ait olmasına karşın, tereke çerçevesine dahil edilerek tasfiyeye tabi tutulmuş olması doğru görülmemiş ve hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir denildi. Karşılıklı iki mahallenin birinde doğalgaz var, diğerinde yok. Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı da sokağa döküldü. Nerede mi? Bolvedin ilçemize. Bolvedin ilçesinde doğalgazı olmayan mahallenin sakinleri sokağa döküldü. İlçede bir mahalleye doğalgaz verilirken hemen karşısındaki mahalleye doğalgaz hattı döşenmeyince mahalleli isyan etti. Bolvedin'de doğalgaz firması tarafından bir mahalleye doğalgaz hattı döşendi. Karşıda bulunan Kale Mahallesi halkı da kendilerine doğalgaz gelecek ümidiyle beklerken bir türlü mahalleye hat döşenmedi. Mahalleli de son çare olarak sokağa dökülerek kendilerine doğalgaz gelmesini istediklerini belirterek açıklamalarda bulundular. Kapılarının önünden geçen doğalgazın kendilerine verilmediğini belirten mahalle halkı şimdi yetkililerden bir çözüm bekliyor. Mahalle sakinlerinden Kamil Kapı adlı vatandaş şu açıklamaları yapıyor. Kale Mahallesi sakinleri olarak bağlar üstüne doğalgaz geldi. Karşısındaki mahalleye, Kale Mahallesi'ne doğalgazı girmiyor. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Bir sebep olmalı. Biz mahalle sakinleri olarak toplandık. Yani yetkililerden bilgi diyorum. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen toplu sünnet şöleni bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi. Sünnet şöleni kapsamında 55 çocuk sünnet edildi. Kültür Sanat Akademisi Orkestrası'nın muhteşem performansıyla eğlenen çocuklar ve aileleri oyunları oynadı, bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklar ve aileleri orkestra tarafından söylenen şarkılarla doyasıya eğlendi. Meydana dolduran kalabalık kına gecesinde evlatlarıyla birlikte şölen havasını doyasıya yaşadı. Kına gecesinden sonra Park Hayat Hastanelerinde 55 çocuk uzman cerrah ve doktorlar tarafından yapılan ön muayenenin ardından sünnet edildi. Belediye Başkanı Mehmet Seybek sünnet olan çocukları hastanede ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi. Düzenlenen sünnet merasimine Belediye Başkanı'nın yanı sıra Özel Park Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Selim Bodur, Tıbbi Hizmetler Direktörü Doktor Alev Türe ve Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demirhüyük ve aileler katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Seybek etkinliğe destek olan herkese gönülden teşekkür etti. Her yıl yapmış olduğumuz geleneksel toplu sünnet şölenine bu sene 55 ailemizin 55 çocuğu müracaat edildi. Onları sünnet şöleni gerçekleştirdik. Allah razı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bu sene de her daim sünnetlerini gerçekleştiren
var. Hayat Hastane üzerinde çok çok teşekkür ediyorum. Görevlilerine Cenab-ı Hak yar ve yardımcıları olsun diyorum. Amaç hasıl oldu diyebiliriz. Dün akşam çocukların işlerinde, ailelerin işlerinde vakitesi kalmasın diye kına merasimi yaptık Zafer Meydanı'nda. Şimdi de sünnet olan çocuklarımızı yerlerinde ziyaret ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Sünnetini gerçekleştiren kardeşlerimizle, hastane yetkililerimizle beraberce. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar nasip etsin diyorum. İnşallah. Evet, oldu da bitti. Maşallah diyelim sayın seyirciler. Sağlıklı günler dileyelim çocuklarımıza ve yarın buluşmak dileğiyle veda edelim. Hoşçakalın.